Barış Pehlivan, 3 Mayıs 2022 Cumhuriyet Hakaretin Perde Arkası Bir iftara katılmadı diye dangalak denir mi? Denmez. O halde dert başka. AKP'li Haluk İpek'in AKP'li Hilmi Güler'e karşı başka bir konuda husumeti olmalı. Var diyorlar. Evet sorum şu. Bir AKP MKYK üyesi iktidarlarında 7 yıl bakanlık yapmış, sonra partisinin yönetimindeki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuş birine neden böyle hakaret eder? Ordu içinden bilenlere sordum. Ne garip herkes ağız birliği etmişçesine eski belediye başkanı Enver Yılmaz'ı hatırlatıyor. Ne kadar da dolmuşlar hemen eski defterler açılıyor. Enver Yılmaz'ın Fethullahçılarla ilişkileri dile geliyor. Zekeriya Öz'ün Gürcistan'a kaçmasına yardımcı olanlar arasında onun da adının geçtiği söyleniyor. Aynı insanlar Haluk İpek'in işte o Yılmaz'la çok yakın olduğunu ileri sürüyor. Ya Ergün Taşçı? Yani belediye başkanına karşı hakarete Haluk İpek'in yanında destek veren diğer AKP milletvekili, Hilmi Güler'e yapılandan rahatsız olanlar Taşçı'nın dosyalarını da açmışa benziyor. Belediyelerden ihale alan yakınlarını anlatıyorlar, şüpheli ilişkilerinden bahsediyorlar. Nihayetinde Hilmi Güler'in eski başkanın ve onun çevresindekilerin birçok işine çomak soktuğunu, asıl derdin bu olduğunu ileri sürüyorlar. Güler'in 3 yıl önceki Ordu ordudan yönetilecek Pensilvanya'dan değil sözünün yarattığı rahatsızlığın devam ettiği dillendiriliyor. Hayati Yazıcı'nın ve Mehmet Özhasekin'in bu sürtüşmedeki rolüne dair iddiaları hiç yazmıyorum bile. Unutmadan sanki tüm bu kavganın Ünye Limanı'yla da bir bağlantısı var gibi ama orası da ayrı bir yazı konusu. Kısacası AKP içindeki kavgaların sesi o kadar yüksek ki artık kapalı kapılar bile çare olmuyor. Çok şey duyuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde proje bazlı çalışan ŞD tutuklandı. Kendisi ısrarla reddetse de şüpheli kadın terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor. IŞİD militanlarına Türkiye'de oturma izni verenlerin, FETÖ üyelerine ihale dağıtanların, MİT mensuplarını şehit edenlerin ayağına halı serenlerin terörle mücadele ettiğini düşünmeyeli çok oldu. Zira asıl dertleri terör şüphelisini gözaltına almak değil, ona 8 gün sonra İstanbul Belediyesi'nde bulunduğu zaman operasyon yapmaktı. Öyle de oldu. Benim takıldığım başka bir nokta var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuya dair yaptığı açıklamada tutuklanan ŞD'nin AKP'li Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği'nde de görev yaptığını söyledi. Mülteciler Derneği de bu açıklamaya yanıt verdi. Dernek bu bilgiyi doğruladı lakin ŞD isimli şahsın ilişiğinin kesildiği 20 Nisan 2021 tarihi itibariyle kurumumuzla bir ilişkisi kalmamıştır dedi. Asıl dikkatimi çekense yapılan açıklamada kurumumuzun Sultanbeyli Belediyesi ile hukuki hiçbir bağ bulunmamaktadır denilmesi oldu. Peki gerçek miydi bu? Evet bir belediyenin resmi derneğinin olmasına yasa izin vermiyor ancak yasanın etrafından dolanmayı AKP'liler iyi biliyor. Zira Mülteciler Derneği'nin Sultanbeyli Belediyesi ile bağı yakınlıktan da öte. Düşünün derneğin yöneticilerinin büyük çoğunluğu AKP'li Sultanbeyli Belediyesi'nde çalışıyor. Birkaç örnek vereyim. Dernek Başkanı Zafer Söğütçü, belediyenin de başkan yardımcısı. AKP'li belediyede yönetici olan Halil İbrahim Akıncı da Hasan Alkan da dernekte etkin görevlerdi. Öyle ki ilçenin AKP'li meclis üyesi Tahir Emanet dahi dernekte. Derneğin ve belediyenin sürekli ortak projeler üretmesini geçtim, birbirini sürekli besleyen kardeş kuruluşlar ikisi de Neyse neyse, Gezi'de büyük oyunu görüp hapisler yağdıran yargı, sakın Mülteciler Derneği'ni fonlayan uluslararası finansörleri araştırmasın. Sonra akıl karışır, can sıkılır, mide bulanır, neme lazım. Barış Pehlivan